Sistem bozuk bir kere. Avrupa'da kötü adam, yani karakter oyuncusu, John'la beraber aynı parayı alır. Burada John malı alır götürür. Siyah Beyaz Yeşilçam filmlerinin şık giyimli, beyefendi ama kötü karakter oyuncularındandı Kenan Pars. Jönlük, yönetmenlik denemeleri olsa da hafızalara o rollerle kazındı. Erotik furyaya lanet edip sinemayı bıraktı. Ekmeğini büfecilik yaparak kazandı. Kulübem ben. Kulübem. Gerçek hayat hikayesi ise oynadığı filmlerden de ilginçti. Askerde Ermeni diye eline silah verilmedi. O da birçok Ermeni sanatçı gibi ismini değiştirdi. İki din arasında Araf'ta yaşayan bir oyuncuydu. Öldüğünde Hristiyanlarla Müslümanlar cenazesini paylaşamadı. İki dinin mensupları da kendi inanışlarına göre onu uğurladı. Müslüman ümmeti yaşıyorum. İslam'ın her şeyi bana ait. Hikayesi 10 Mart 1920'de İstanbul'da başladı. Ermeni asıllıydı ve asıl adı Kirkor Cezveciyan'dı. Babasının işleri nedeniyle kısa süre Zonguldak'ta yaşadı, ardından Bakırköy'e geri döndüler. Babası ölünce ailenin tüm yükü onun omzuna bindi. Okulu bıraktı. Perşembe pazarında boru imalathanesinde, kapalı çarşıda çalıştı, denemediği iş kalmadı. Bu uzun yıllar böyle devam etti. Kenan Pars gençliğinde çilingirlik, tuhafiyecilik, emlakçılık ve ayakkabıcılık gibi çok sayıda işte çalıştı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında askere gitti ancak o dönem azınlıklara karşı farklı bir uygulama vardı. Ermeni olduğu için eline silah verilmedi. Bunun yerine kazma kürek işlerinde çalıştırıldı. 34 ay böyle devam etti. Yine de bir dargınlığı yoktu. Akhisar Sındırgı yolunun yapımında benim de emeğim büyüktür diye anlatırdı o yılları. Askerlik sonrası evlendi Kirkor Cezveciyan. Yine ticaretle uğraşsa da aklı oyunculuktaydı. Çocukluk arkadaşı, oyuncu yönetmen Sırrı Gültekin vasıtasıyla Yeşilçam'a 1953'te Öldüren Şehir filmiyle adım attı. Yeşilçam'daki diğer birçok Ermeni oyuncu gibi dönemin atmosferi yüzünden çift isimli olmayı seçti. Kamuya açık hayatında Kirkor Cezveciyan'ı sildi, Kenan Pars adını kullanmaya başladı. Kenan Pars sinemaya girdiğinde 30'lu yaşlarının ortasındaydı. Kısa sürede siyah beyaz filmlerin şık giyimli, kötü karakterlerinin aranan yüzü oldu. Bazı yapımlarda başrolde oynadı. Duruşu, oyunculuğu farklıydı. Taşra ve Anadolu insanını anlatan yapımlara göre bir yüzü yoktu. O daha çok kötülük peşindeki beyefendi kentlileri canlandırıyordu. Bir röportajında, "İlk filmimde Turhan Seyfioğlu'nun vuran kıran bir adamını oynadım. Kötü adamı yani. Sinemaya jön olarak değil, kötü adam olarak girdim, öyle de kaldı. Jön'ü de oynadım tabii. Bizde jön denen adam iyi adamdır. Oysa ben kötü roldeki jönüm," diyecekti. Filmciliğin bir sanayi olduğunu kabul etmek lazım. Kenan Pars birçok oyuncu gibi Yeşilçam'daki düzenden memnun değildi. Bu yüzden 1962'de kendi yapım şirketini kurdu, 6 filmde yönetmen koltuğuna da oturdu. Ancak 4 yıl dayanabildi. Tekrar oyunculuğa döndü. En iyi yaptığı işi yapmaya çalıştı. İçinde bulunduğu durumu yıllar sonra böyle özetleyecekti. "İlk Öldüren Şehir filmiyle girdim piyasaya. Giriş o giriş. Bir mikrop mu desem, başka bir şey mi bilemiyorum. Kumarbaz vardır, hiç kazanmaz ama hep oynar. Benimki de o hesap. Hep büyük değişiklikler olmuştur diye döndüm sinemaya ama her şey bıraktığım gibi durdu." Böyle iş olmaz. Geliyorlar, parayı kazanıyorlar, ev alıyorlar. Filmcilikten para kazanıyorlar, yat alıyorlar. Biri de bir yat okursun. Sinemaya yatırım yapın bir güzelim yani. Kenan Pars sürekli kötüleri oynamaktan rahatsızdı. Ne teklif gelirse gelsin ben hep kötü adam oldum. Bu büyük bir dezavantajdı. Ne iyi bir rol gelir ne de parası iyidir. Oysa kötü adam olmasa jönler nasıl sivrilip sevilir diyerek bu konudaki kırgınlığını açıkça belli ediyordu. Çünkü Yeşilçam yapımcıları, yönetmenleri belli kalıpların dışına çıkmıyordu. Neredeyse tüm yapımlarda klişelere sığınıp aynı oyuncuları benzer rollerde oynatıp birçok yeteneği heba ediyorlardı. Yıllarca birçok filmde oynadı Kenan Pars. 70'li yılların ortasında başlayan erotik furya zamanları anlatımına göre en kötü yıllardı. Bazı yapımlarda yer almak zorunda kalsa da çıplak sahnelerde oynamadı. "Benim bir ahlakım vardır. Milyarlar verseler beni o yatağa yatıramazlar," deyip resti çekti. Sonunda sinemaya ara verip ticarete geri döndü. Bakırköy'de Milli Piyango Büfesi işletmeye başladı. O dönemleri yıllar sonra böyle anlatacaktı. "Oyunculuk dünyanın en güzel mesleği. Sinemacı olana kadar birçok iş yaptım ben. Çilingirlik, tuhafiyecilik. 33 yaşımdan itibarense hep sinema oldu.
ama bir ara bıraktım. Seks filmleri furyasında sinemadan koptum. O pisliklerde oynamadım çünkü. O sürede ayakkabıcılık yaptım ama her gün ağladım. Nedir bu başıma gelenler? Niye sinema sapıttı diye. Furya bittikten sonra sinemaya geri döndüm. Furya bitti, Kenan Pars sinemaya geri döndü. Ancak yapımcılar, açgözlü patronları, dişli başrol oyuncuları hariç neredeyse sektördeki tüm emekçileri sömürüyordu. Başroldekilere çantalar dolusu para verip emektarların 3 kuruşuna göz dikiyorlardı. Onlar için şöhret vardı, iş vardı ancak para yoktu. Kenan Pars yapımcıların kurduğu tezgahı yıllar sonra anlatacaktı. Bizim zamanımızda para yerine çek senet alırdık. Filmci senedi birkaç ay sonraya verirdi. Kapıda bir adam dururdu. Filmcinin adamıydı. O yarı yarıya senedi kırardı. Yani bu işte zenginlik sadece filmlerde olurdu. Sistem bozuk bir kere. Avrupa'da yani karakter oyuncusu John'la beraber aynı parayı alıyor. Bu arada John malı alıp götürür. 80'li yıllarda bu şekilde filmlerde yer almaya devam eden Kenan Pars, Bakırköylü Sanatçılar Derneği'ni kurdu, yıllarca arkadaşlarıyla orada oynadı. Ancak o zamanlar tiyatro ya da sinema herkes için tencerenin kaynamasını sağlamıyordu. Kenan Pars bu yüzden belediyenin desteğiyle Bakırköy'de büfecilik yapmaya devam etti, tiyatro gişesinde bilet sattı. Kulübem var, minik bir anda. Geliyor 5 kuruş ama biraz daha fazla elime para geçirse falan olur mu? 90'lı yıllarda da bazı dizilerde gözüken Kenan Pars, 2000'li yıllarda 2 yapımda yer aldı. Yaşlanmasına rağmen teklif gelse daha da oynamak istiyordu. Yine bir söyleşide, oyunculuk dünyanın en güzel mesleği bence. Hiç pişmanlık duymadım. Şimdi teklif gelse film setine perende atarak giderim diyerek bu isteğini belli etmişti. Kenan Pars çok yönlü bir sanatçıydı. Son yıllarda boncuk ve hat sanatına merak sarmıştı. Gayrimüslim bir oyuncu olarak yaptığı Allah lafzı tabloları büyük ilgi çekti. Herkes Müslüman mı oldu yorumları yapmaya başladı. Aslında Kenan Pars'ın İslam'a yakınlığı yeni başlamamıştı. Askerde gayrimüslim olduğunu öğrenen bir subay ve eşinin Paskalya'da onu evlerine davet edip birlikte yemek yemeleri İslam'a karşı sempati duymasına neden olmuştu. O günü hiç unutamıyordu. Paskalya geldi şattı. Ailemden uzaktayım ve onları özlüyordum. Ali Subay bana, gel bir akşam yemeği yiyelim dedi. Ben de gittim. Masa hazır. Kırmızı yumurtadan uskumru dolmasına kadar her şey masada vardı. Tüylerim ürperdi. Gözyaşlarımı tutamadım. Anladım ki o güne, yani 20 yaşına kadar hep ters düşüncelerle büyümüşüm. O gün bambaşka biri oldum. Bir Müslüman bayramını biliyor ve bayramımı kutluyordu. Ben de Müslüman olmasam da İslam dini adına bir şeyler yapmam gerektiğine karar verdim ve kulaktan dolma olarak duyduğum kelime-i şehadeti öğrenmek istedim. Müslüman ibadeti yaşıyorum. İslam'ın her şeyi bana ait. Allah'a da peygamberi de yazısı da. İslami tabloları sonrası Müslüman olup olmadığıyla ilgili sorulara ise bu cevabı verdi Kenan Pars. Hristiyanım ama İslam'ın her şeyi bana ait. Ben Hristiyanım ama Hazreti Muhammed'i niye inkar edeyim? 1,5 milyar insan onun arkasından gidiyor. Ben Müslüman bir ülkede yaşadığım için İslam'ın her şeyi bana aittir. Hiçbir şeyini benden alamazsınız. Ne Allah'ı, ne Hazreti Muhammed'i, ne Besmele'sini, ne de La İlahe İllallah'ı. Üstelik kızım bir Müslümanla evli. Ben de İslamiyet'e biraz yakınım. Babası Müslüman olan torunuma da kelime-i şehadeti ben öğrettim. Sonuçta bu coğrafyanın çocuğuyum. Niye birbirimize ters bakalım? Arnavut'u, Laz'ı, Kürd'ü, Çerkes'i karışmışız. Aynı toprağa ayak basıyoruz. Aynı bayrağın altındayız. Başka seçenek yok. Birbirimizi sevmeliyiz. Müslüman da ölebilirim. Mezarımdaki tabelada bundan sonra ha Müslüman ha Hristiyan yazsın. Benim için hiçbir şey fark etmez diyen Kenan Pars 10 Mart'ta doğdu, 10 Mart'ta da hayatını kaybetti. Kızı akciğer kanseriymiş, haberimiz yoktu sözleriyle duyurdu vefatını. 2008 yılında kızının evinde 88 yaşında hayatını kaybetti. Son nefesinde sürekli kelime-i şehadet getirdiğini söyledi. Usta oyuncunun İslam'la ilgili sözleri ve son nefesinde kelime-i şehadet getirmesi kafaları karıştırdı. Diyanet, müftülük, Müslüman gibi defnedilmelidir açıklamasını yaptı. Aile ve yakınları gayrimüslim olarak gömülmesini istedi. Sonunda Müslüman cenaze aracıyla götürüldüğü kiliseden uğurlandı. Bakırköy Ermeni mezarlığına defnedildi. Cenazesi oldukça kalabalıktı. Yıllar geçmesine rağmen Müslüman olup olmadığı ile ilgili tartışmalar hiç bitmedi. Türk'ten daha Türk'tü, Müslüman'dan daha Müslüman'dı. Öyle bir insandı.
İşte böyle film gibi bir hayatın kahramanıydı usta oyuncu. Kilcor Cezveciyan olarak doğdu, Kenan Pars olarak gömüldü. Hem etnik hem de dini olarak hep Araf'ta yaşamayı seçti. Birçok meslektaşı gibi sadece film gereği zengin oldu, gerçek hayatında hep ekmek kavgası vardı. Geride 400'ü aşkın film bıraktı. Yeşilçam'ın sayılı kötü karakter oyuncularından biri oldu. Herkese el uzatan, herkese yardıma koşan, dünyalar iyisi bir... Babayı, kocayı kaybettim.